Evet arkadaşlar, hoş geldiniz yeni videoma. Şu anda gördüğünüz sonuçlar bir saza sonucu. Niye diyorum ben böyle? Çünkü ben G25 Calculated Simulated Wahoo'yu verdikten sonra en yakın distans Saza Suni diye gösteriyor. Ondan sonra Talish ve Nofen Saza gösteriyor. Yani onun için, benim için bu bir saza sonucu. Ve bu G25 koordinatlar bayağı kaliteli sonuçlar veriyorlar. Şimdi ilk düşündüm ya, bu sazaların ana memleketi neresi? Şimdi Evet, bir bilim adam 1906'da yani bir kitap yazmış. Diyor ki işte sazaların Güney Hozaran Deniz taraftan gelmemiş bir Dalima diye bir bölgede. Oraya da göstereceğim size şimdi bir saniye. Bir saniye tıklıyoruz. Ve görüyorsunuz bu bölgeden. Google Earth'te de bu bölge burada. Görüyorsunuz çok güzel net bu bölümde. Tamam. İlk arkadaşlar, Oğuz Türkler nereden geldi? Oğuz Türkler bu bölümden geldiler. Ve nasıl Anadolu'ya girdiler? Bu aşağıdan doğru Anadolu'ya girdiler. Bence, ama bu tek bir düşünce. Bence Oğuz Türkler bu bölgelerde yaşarken bu kavimlerden beraber Anadolu'ya girmişlerdir. Bence Sazalar da böylece Anadolu'ya, Güney Anadolu'ya böyle yerleşmişler. Böyle düşünüyorum. Çünkü başka şu anda belki sizin başka düşünceleriniz var. Siz de söyleyebilirsiniz. Ama tarihe göre buradan geliyorlar. Ve Oğuz Türkler bu bölümden aşağıya doğru gittikten sonra ve bu bölümlerde yüzlerce sene yaşadıktan sonra Anadolu'ya girmişler. Ve bence bu kavimler Oğuz Türklerden beraber Anadolu'ya göç etmiştir. Evet, şimdi sonuçlara geri bakalım. Bir saniye. Evet, Dodekat 12B sonucu bu arkadaşın. Bu bir kadın. Bunun için haplo grubu söyleyemiyorum size. Sadece bana Getmatch'in kit numarası geldi. Ama tabii ki o daha güzel oluyor. Çünkü MyHeritage'de bence çok büyük bir parça Batı Asya çıkmıştır. Küçük bir parça Hindistan çıkmıştır. Belki çok küçük bir parça Orta Asya ve ayrıca bir Batı Avrupa ülkesi çıkmıştır MyHeritage'de. Şimdi sonuca bakalım. Evet, Dodekatt'ta biliyorsunuz geçen sefer göstermiştim, Kürtlerde bu Gedrosya %28-29'a çıkıyor. Bu arkadaşta %25 yakın. Yani bayağı da ortalamaya, sazaların ortalamasına geliyor. Kafkas 40, bu da Anadolu Türklerin seviyesi diyelim. Yani Anadolu'da yaşayan insanların çoğu zaman %40 oluyor. Fazla diyelim Doğu Karadeniz bölgesinde biliyoruz, orada çok yüksek. Oraya 55'e kadar sığıyor, 60'a kadar sığıyor ama ortalama diyelim ki Türkiye'de Anadolu insanların, Oğuz Türklerden gelen insanlar ya da Kürtlerden ya da Sazalardan gelen insanlar da çoğu zaman 40 çıkıyor. Ve bu bölüm Güney Batı Asya, Arap Adası demek ve bunu çoğu zaman Sazalarda da böyle Kürtlerde hafif daha yüksek olur. Bence MyHeritage'de Oriental parçası da çıkmıştır. Fazla da ama yüksek değil. Biliyorsunuz 10 ile 11, 11,5 Anadolu Türklerdi. Bu arkadaş da 12,68, hafif yüksek. Şimdi ilginç olan North European düşük. Bu da Atlantik düşük ama yine yani ortalama sayılır. Anadolu Türklere ve Sazlara göre. Ama ilginç olan Atlantik Mediterranean baya düşük. Bu Atlantik Mediterranean'da eski Anadolu insanların mirası ve çoğu zaman da Sazalarda ve Kürtlerde Anadolu Türklerden daha düşüktür. Ve 7,71 bunu gösteriyor. Şimdi South Asian yani Güney Asya 4,17. Evet, 13'ün zaten hep Güney Asya çıkıyor MyHeritage'de çoğu zaman.
Şimdi bu arkadaşa Sibiryen var. Yani Sibirya 1. East Asian 0.51 ve South East Asian 0.08. Yani 1.59 Doğu Asya parçaları. Ve bunu çoğu zaman gördüm. Saza olsun, Kürt olsun bu seviyede kadar bulunuyor. Normal zaten. Şimdi Sub-Saharan Güney Sahara bölgesi 0.52. East Asian Doğu Afrika 0.51. Pardon, East African 0.37 ve Northwest African 0.22. Yani biraz da küçük Afrika adası var. Ve Dodecat, çünkü eski bir hesap makine olduğu için population olarak distance, ama görüyorsunuz 5.33. Tekrar Vahudu'ya bakalım. Vahudu'da distance 1.1, yani nokta atışı. 1.1 Getmeç'e göre, Getmeç'in de 5.3, yani görüyorsunuz kalite farkını. Ve burada İran'ın yani Fars, İran insanı gösteriyor. Tarihi göre sazlar o bölgeden geldiği için sadece bu normal. Ve aşağıda karışıma bakalım. Evet, %85 İranlıydı ve burada bu parçaları görüyorsunuz. Akdeniz bölgesi ve benim olan, bak şimdi distans düştü 2.18'e. Çünkü ben size hep anlatmıştım, mixed population'de hep distans düşük olması lazım. Çünkü makine daha yakına uğraşıyor. Ve bence bakın bu karışımda bana baya şey geliyor, uygun geliyor. Yani %65 İran'ı, %36.4 Türk. Türkiş, Anadolu Türk'ü demek yani burada. Ve bu karışım bana çok akıllı geliyor ve bence bu karışım bu insanın DNA mix türünü gösteriyor. Şimdi tabii ki tek dodekata bakmadım. Daha ne var? Bir saniye. Evet arkadaşlar, bu sonuçlar MDLP22 sonuçları ve görüyorsunuz dodekatta 12 parça çıkmıştı bütün 12 parçalardan. Burada 22 parçadan 11 parça çıkmıştır. Ve görüyorsunuz hep dediğim gibi çoğu zaman Anadolu insanlarda en büyük parçası Batı Asya 44.04. Şimdi ikinci büyük parçası Orta Doğu 19.83. Bu hafif işte daha yüksek normal ortalamadan. Ve burada üçüncü parça bu sefer Atlantik Mediteryan 18.08. Evet, şimdi Kürtlerde ve Sazalarda çoğu zaman bu Hindistan parçası daha yüksek çıkıyor ve görüyorsunuz 5.85. Küçük bir parça Kuzey Doğu Avrupa ve bu şimdi ilginç. Kürtlerde çoğu zaman 3.5 çıkar Indo-Iranian. Bu arkadaş da şimdi 2.23. İlginç olan şimdi Doğu Asya, yani Doğu Asya parçaları, bir saniye. East Siberian, yani Doğu Sibirya 2.06. Ve Samoyedik, bu da çoğu zaman Finik Ugurik diye bir parça diyorlar. Ural bölgesinde çoğu zaman Finlanda da çok bulunuyor. Bu Samoyedik de Orta Asya olarak sayılıyor. Bu da 0.95 ve Melanis ve Palosibiryen. Burada Doğu Asya parçaları daha yüksek çıktı Dodekat'tan. Bu da bu sefer öbür videoda tersiydi. Bu sefer normalde hep MDLP'de daha çok yüksek çıkar. Ve bakarsak yani 3, 4'e kadar çıkıyor yani 4. Ve burada şimdi distans olarak Kürt gösteriyor. İlk, ikinci Azeri ve ama bu çok önemli arkadaşlar. Görüyor musunuz? Distans 6.66, yani 5'ten fazla olursa zaten ilk sonuç. Bu demek ki hesap makinesi tam bulamamış sonuçları. Ve üçüncü parçayı görüyorsunuz Iranian. Ondan sonra Anadolu Türk geliyor ve görüyorsunuz aynı seviyede aşağı yukarı. Şimdik bu da önemli. Aşağıda bakalım. Burada görüyorsunuz, bakın, Taçik ve Azerbaycan. Taçik ve Irak. Anadolu Türk ve Iranian. Bu sefer daha çok yüksek göstermiş karışmasını. Ama önemli olan tabi bu da var. Bir tarafta İrani bölümü görüyoruz. Bir tarafta böyle diyeyim size, Türk karışım kavimleri görüyoruz. Ve bunu da tekrar şeye bakalım.
Vahud'u da çok net, yani distans olarak görüyorsunuz. Yine Saza. Ondan sonra bu aşağıda da bir şey var zaten, görüyorsunuz. Türkmen Irak'ta çıkıyor, Yazidi Irak'ta çıkıyor ama distans tabi daha uzakta. İlk Safan Sasa çıkıyor. Ve şimdi sonunda ne diyecektim? Yok, tekrar geri dönelim. Okey, tamam arkadaşlar, görüyorsunuz. İnşallah bu, umarım bu analizi beğendiniz. Ve görüşmek üzere. Bye bye. Ciao ciao.